İyi akşamlar efendim. Bugün Kent Yaşam çok keyifli bir program olacak. Önce onu bir baştan sizlere söyleyeyim. Çok zevkli bir buçuk saatlik programımız içerisinde sizi bu dünyadan alıp milattan önceki tarihlere yavaş yavaş getireceğiz. Hem de çok değerli konuğum, arkeolog ve editör Nezih Başkelen'in anlatımıyla ve onun sunacağı fotoğraflarla. Nereye anlatacağız Nemrut Dağı'nı? Nemrut Dağı gerçekten konuştukça, gizemin içine girdikçe kaybolacağımız çok derin bir tarihe gömülü. Biz işte şu güne kadar o bölgede yapılmış olan o çalışmaları sizlere Nezih Bey'in aktarımlarıyla anlatacağız. Çünkü bizzat Nezih Bey bütün bu çalışmaların içerisinde özellikle bulundu ve bugünkü programı da ona göre ayarladık. Efendim bugün 12 Eylül. Askeri faşist darbenin tam 35. yılı. Bununla ilgili bütün kanallarda bir sürü şeyler anlatıyor. Ama Kent Yaşam programının hemen açılışında bu faşist darbenin Türkiye'yi bugünlere nasıl getirdiğini tekrar hatırlamış olmaktan utanç duyduğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet Nezih Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben KRT izleyicileri adına size çok çok teşekkür ediyorum. Böyle hani Kent Yaşam'da alanı, talanı, imar rantlarını, doğa suçlarını işleyip o kadar çok böyle insanları da geliyorum. Hep geçen programda söylemiştim. İzleyicimin biri isyan etmiş artık. Yeter dedi. Yani geriliyorum dedi. Tabii gerçekleri aktarıyoruz. Ama arada bir böyle siz bir tatlandırıcı olarak böyle arkeolojik dünyasından bize bir sayfa açıyorsunuz. Böyle o sayfa içerisinde gerçekten mest oluyoruz. Hafta içi paylaşımlarımdan bana geri dönüşler var. Gerçekten çok ilgi çekiyor ve izleniyor. O yüzden ben izleyicilerime de keyifle seyredeceğiniz bir program diye baştan özellikle aktarmaya çalıştım. Şimdi Nezih Bey'in anlatımında da duracaksınız. Ben hani Nemrut Dağı ve Nemrut Dağı'nın tarihçileri içine fazla girip üstadımın yanında fazla laf etmek de istemem. Ama gerçekten çok enteresan. Yani Nemrut Dağı'nın derinliklerini ve Nemrut Dağı'ndaki bu Komangene Krallığı'nın nasıl ortaya çıktığını burada bu akşam sizlere aktarmaya çalışacağız. Hem de seçilmiş en güzel fotoğraflarla ve yerinde yapılmış araştırmalara dayalı olarak. Evet Nezih Bey, ben sözü size bırakacağım. Zaman zaman izleyiciler gibi ben de size aklıma gelen sorular oldukça aktaracağım. Ama hemen başında şimdi keşfi, kazıları ve anıtlarıyla Nezih Başkelen. Nezih Bey'e teşekkür ediyorum. Bunu bana armağan etti. Bunu burada özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve Nezih Bey'in önünde ciddi güzel bir kalın kitap var. O da, biraz ondan bahseder misiniz Nezih Bey? Şimdi Nemrut Dağı ve özellikle Komagene araştırmalarında Alman meslektaşlarımızın da daha ilk bulunuşundan bugüne çok önemli katkıları ve araştırmaları bulunuyor. Bunların içinde de Frederick Karl Dörner'in ekibinde yer alan, halen de Almanya'da, sevgili Jörg Wagner çok değerli epigrafik çalışmaları, arkeolojik değerlendirmeleri bize sunmuş bir meslektaşımız. Benim de yaklaşık 35-40 yıldır tanıdığım bir arkeologtur, epigraftır. Kendisi vaktiyle Philipp von Sabern için bu bölgede en son yapılan tarih öncesi araştırmalarda dahil, yani Neolitik, bizim şimdi Göbekli Tepe'den bildiğimiz ve Göbekli Tepe'nin buradaki muadilleri, yani bu Komagene bölgesindeki özellikle ki Kilisik'te çıkan, bir ara bahsetmiştik, kalıtlar da dahil olmak üzere bütün Profesör Hauptmann'dan tutun ta Samsat'ta çalışan çok değerli meslektaşlarımıza kadar bütün bölgenin çalışmalarını toplayan bir eser yayınlamıştı. Bu tamamen Komagene bölgesi. Nemrut Dağı da var içinde ama içinde Karakuş Komagene Krallığı'nın sınırlarının kaptadığı yazlık merkezi, Samsat kazıları, epigrafik açıdan bugün bölgenin gördükleri ve son bu kitapta hepsi mevcut. Atatürk Barajı altında kalmadan önce Komagene'nin anıtlar üzerine müthiş bir çalışma. Sağ olsun onun Türkçe'de yayınlanmasını istedi.
ve bunun yayınlanabilmesi için her türlü desteği ve kolaylığı sağladı. Biz de onu büyük bir eser olaraktan Almanya'daki kalitesiyle eşdeğerde, hatta bir tık daha ileride bir güzel anısal bir çalışma olaraktan Türkçe'ye kazandırdık. Komageni'yi merak eden, Nemrut Dağı ile ilgili daha ayrıntılı, en ince detayına kadar kaynaklara inmek isteyenler için çok güzel bir el kitabı oldu. Hararetle tavsiye ederim. Artık elimizin altında Türkçe'ye bir kaynak var. Daha önce benim hazırladıklarım vardı. Onlar hı hı. rehber niteliğinde. Ya da bölgenin anıtlarını bizim insanımızla bir kültür köprüsünde kullanabilecekleri, bölgeye gittikleri dönemlerle karşılaşacak konusunda 44 yıllık bir yayın çabamız var. Bu da bunu taçlandırdı diyebiliriz ve Yok Vagner'e de buradan teşekkürlerimizi sayenize iletiyoruz. Emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ederim. Çünkü gerçekten anlattığınız gibi bütün Komagene Krallığı ile ilgili olarak şey çok dikkatimi çekti. Atatürk Barajı'nın suları altında kalmadan önceki dönem dediniz. Evet. Çünkü başkentleri Samosata Yakın Doğu'nun en büyük höyüklerinden biri. Belki de yani Mezopotamya'da uygarlığın nasıl başladığı konusundaki bizim ulaşmak istediğimiz tabakaların hepsine sahip muazzam bir, yani devasa bir öyüktü. Tümüyle su altında kaldı. Çok küçük bir bölümü araştırılabildi. İşte bu Komagene Krallığı'nın başkenti olduğu dönem, Roma dönemi, birazcık onunla günümüz arasındaki, birazcık Helenistiğe inen ama tarih öncesi dönemleri ne yazık ki suyun altında kaldı. Bölgede pek çok şey gene aynen bu dönemle de eş zamanlı olmak üzere sulara terk edildi. Türkiye'nin bir kaderi, çünkü coğrafyamız arızalı bir coğrafya. Çok ilginç. Yani o bir jeolojik, bir coğrafi bir terim olarak da. Burada tabii enerji ve su ihtiyaçları için zaman zaman sulama, ama çoğu zaman enerji için çok büyük barajları yapma durumu çıktı. Birazcık bu ölçüleri biz zorladık Keban'dan itibaren. Keban 60'ların bir projesiydi biliyorsunuz. Ama şu anda kuraklığı yaşayan, çok ciddi kuraklığı gelecekte de hissedecek bir alan olaraktan, ülke olaraktan barajların önemi çok daha öne çıkıyor. Çünkü dikkat ederseniz bütün göller kurumakta. Eski barajlar Seyhan Ceyhan'da olduğu gibi 1950'lerin barajları çekildiği gibi altında, su altında kalan eserler de çıktı. Augusta kenti vardı dikkat ederseniz. Evet. Sevgili Mahmut Akok 1950'lerde onun çok güzel araştırmasını yapar, çizimlerini yapar. Augustus'un adını taşıyan enteresan bir kenttir. Roma dönemi, özellikle Helenistik ve Roma dönemi kalıntıları vardır. Düşünün 70 yıldır su altındaydı onlar. 70 yıla yakın bir zamandır. 65 yıldır. Ve onlar tekrar, o sular o kadar çok çekildi ki, düşünün o baraj kurudu ve dibindeki tarihi değerleri tekrar bize gösterdi. Bilmiyorum, tekrar bir kurtarma kazısı düşünür mü? Şimdi bizim her şeye rağmen bu coğrafyadaki yapılan bu tür çalışmalarda biraz daha hassas olunması gerektiğine bir mimar olarak inanıyorum. Gerektiğinin de yapılmasını arzu ediyorum. Çünkü yakın bir gelecekte şimdi hemen bizim hatırlayabildiğimiz, işte bahsettiğiniz bu kent, Halifeti ve o bölgelerdeki tabii bütün sular altında kalan değerlere baktığımızda bu değerlerin küçük değerler olmadığını da çok iyi biliyoruz. Zaten dünyada yaygın anlayış büyük kamu projelerinin yapılmasında özellikle etkilenen alanlarda ciddi bir şekilde bir etki durum değerlendirilmesi yapılması. Buradan hem doğal değerler, hem flora ve fauna onun içine giriyor. Hem de arkeolojik değerlerin çok titizlikle belgelenerekten bilgi olarak ilk önce tespiti, daha sonra da kurtulabilecek olanların taşınma, belgeleme ya da belirli kazılarla tüm detaylarının en son sistem araçlarla tespit edilerekten kaldırılmasını öngörüyor. Türkiye bu konuda yalnız çok ciddi aşamalardan geçti. Bu Atatürk Barajı'na kadar. Keban dünyada bizim organize ettiğimiz ODTÜ'nün
ODTÜ'nün çerçevesinde sahada çok başarılı bir kurtarma kazıları dönemi yaşandı. 1960'lardan hatta 68'lerden 66'lı 67'lerden 1975'e kadar. Daha sonra gene bu proje sürdürülerekten Karakaya Barajı, Atatürk Barajı, Birecik Barajı, Kargamış'ta birazcık işler aksadı, bazı hatalar oldu ama Ilısu'da da bu kurtarma kazıları prosedürü uygulandı. Ama ne yazık ki ben hala aynı fikirdeyim yalnız. Yani evet, bu bahsettiklerinize katılıyorum ama bu değerlerin asla geri dönülmeyecek şekilde bırakacağı tahribatları da düşündüğüm zaman maalesef. Şimdi, ne yazık ki onu çok barajların tartıştık. Ömürlerine baktığımız zaman barajların ömürleriyle tarihi değerlerin günümüze gelen ömürleri açısından bakıldığında çok mukayese edilemeyecek bir değer var. Biz birebir şeyde çok yaşadık. Birecik Barajı'nda. Birecik Barajı DSEİ programında farklı yerde olan, farklı hassasiyetlerle projesi hazırlanmış ama ne yazık ki uygulama öyle olmadı. Evet. Ve uygulama bizzat o dönemde kamuoyuna bunun bir kurtarma projesi olaraktan lanse edilmesi konusunda benim çok ciddi çabalarım oldu. Çünkü bölgeye gittik, her şey bir tufan. Resmen bir Birecik Barajı tufanı altında. Yanlışlıkla bırakılan sular bütün bölgeyi basmış. Bir cennet, yani Fırat'ın taşıdığı alüvyonlarla oluşturduğu bir cennet adeta bir tufan sonrası cehenneme dönmüştü. Burada hiç olmazsa kalan kısa bir sürede ne kurtarılabilir amacıyla bir Zeugma girişimi oluşturulmuştu. Onun içinde bizzat yer aldık. Onu aslında Zeugma tufanından bugüne bir program yapılabilir. Çok ilginç fotoğraflar var, hiç yayınlanmadı onlar. Onlarla. Şimdi benden kurtulamayacaksınız. Aynen. Şimdi ben şöyle, Nemrut'a giden mutlaka izleyicilerimiz vardır, gitmişlerdir. He. Hatta sabahın köründe, gecenin karanlığında gibi işte gün doğumunu falan seyredip o ısı farklılıklarını üşüyerek, bütün gün yanarak yaşadılar. Ama şimdi biz bizi ilk kez seyreden, ya Nemrut neresi, nedir, nasıl gidilir? Hemen oradan bir haritaya bakalım. Bir vatandaş, Türkiye'deki veya yurt dışındaki, Nemrut'a nasıl gelecek ve Nemrut'la ilgili nasıl bir güncellik olacak, onu alalım. Hemen şöyle bakalım. İlk önce ne, bu Komagene bölgesi neresi? Türkiye coğrafyasında Anadolu'nun tarihi topografisi için bir ilk haritamızı alalım, ilk resmimizi alalım. Anlatıma geçebilirsiniz. Tamam. Şu anda ekranda haritayı görüyoruz. Evet. Ha, burada göremedim de buradan göreceğiz. Evet. Şimdi bakın, orada sarıyla hiç birazcık haritayı büyütürse tamam, geldi. Bakın orada Komagene sarıyla nitelendirilmiş, Fırat'ın batısında yer alan, bugünkü Adıyaman, Gaziantep ve Maraş illerinin bir bölümünü kapsayan bir bölge. Bir tampon krallık. Özellikle Helenistik ve Roma dönemi tarihi topografyasında çok önemli. Bu tam M.Ö. 1. yüzyılda özellikle Roma'nın Anadolu'da ciddi anlamda hakim olmaya başladığı bir sürecin dönem haritası. Bu dönem zaten buradaki Komagene Krallığı'nın da hayata geçmesinin de çok önemli bir ortamını hazırlıyor. Çünkü daha önce egemenlik burada Antakya merkezli Seleukoslar'da. Seleukoslar hem bir tarafta doğuda Fırat geçişlerini tutuyorlar ta kurucusundan itibaren, ki İskender'in generallerinden bir tanesi Seleukos Nikator. Zeugma ile kendisini çok iyi biliyoruz. Oranın da kurucusu. Aynı zamanda aynı Perslerden aldıkları idari kısımlarda bu eski Kummuh Komagene bölgesine de bir satrap adamış, bir yönetici atamış. Ne zaman ki Seleukosları Romalılar Anadolu'da yenip daha yeni bir egemenlik alanı oluşturdukları vakit güç kaybına uğruyor Antakya'daki Seleukoslar ve buradaki valide atadıkları Ptolemaios egemenliğini ilan ediyor ve Komagene Krallığı'nın kuruyor. Bu milattan önce 2. yüzyılın tam ortalarına denk düşen bir ikinci yarısına denk düşen bir olay. Daha sonra da daha çok krali evliliklerle
çok iyi bir politikayla Doğu ile Batı arasında, Roma ile Partlar arasında ya da diğer bölgedeki krallıklar arasında Komagene Krallığı gayet asude, becerikli yöneticilerinin sayesinde güzel bir tarihi oluyor, güzel bir yaşantısı oluyor. Ne zaman ki gene aynı şekilde kraliyet evliliklerle Seleukos kralının kızıyla Mitridates evlendiğinde dünyaya bizim Antiyokos bir geliyor. Bugün Nemrut Dağı'nın tepesinde tam gördüğümüz. Orada, şimdi Komagene Krallığı'nı genel değerlendirdiğimiz zaman, yani böyle bizim işte tarih kitaplarındaki imparatorluklar ve tarihe mühür basmış bir takım şeyler olarak değerlendirmeden bakıldığında, yani küçük bir krallık olarak tanımlayacağım. Bir yanlış böyle yaparsam küçük bir krallık. Öyle. Ama Nemrut'taki yaptığı olayı değerlendirdiğimizde sizlerin, bilim insanlarının bunu birebir piramitlerle eşdeğerde bir görüşü var. Bu çok ilginç geldi bana. Yani böyle küçük bir krallığın bu devasa yaptığı şeyler ilginç geldi. Ve hala keşfedilmemiş. Aynen. Hala keşfedilmemiş o kadar çok şey varmış ki artık anlatın lütfen. Ve bir şey söyleyeyim. Gerçekten Komagene'yi ve Antiyokos biri anlatmanın böyle bir programa sığmayacak kadar kesinlikle zenginlikleri var. Şimdi bir resim daha alalım. Hemen arkasında. Bakın şimdi o demin bahsettiğiniz olay. Hı hı hı. 2100 metrelik Doğu Torosların en ilginç zirvelerinden birinin üstüne, zirvenin üstüne bir zirve daha inşa ettirecek kadar çılgın bir adam. İleri görüşlü bir adam. Ve iki tarafına da teraslar halinde o dönemin inanç sistemine göre bir panteonun en önemli figürlerini içinde kendisi de olmak üzere yerleştirmiş bir adam. Şimdi izleyicilerimize özellikle aktarmakta fayda var. Hı hı. Dağın zirvesinde dağın bir parçası değil bu. Değil. Üstüne özellikle yani 30 bin metreküp lüklük kırma kayalardan oluşturulmuş ve o dönem yapılmış. O dönem. Ve bu bir mühendislik harikası. Ha. Yani şimdi bu çok önemli. O dönemdeki teknolojik imkanlar, bu dağın başında en yakın su kaynağı tam 3 saatlik yoldaymış. Aynen öyle. 3 saatlik üç yolda. Saatlik. Yolu yok, izi yok. Yok, izi yok. Ve 50 dereceye varan gün sıcaklığı, eksilere düşen gece sıcaklığı, korkunç bir coğrafya ve 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapında bir ikinci bir zirveye dağ. Suni bir dağ. Dağın üstüne bir suni dağ. Ve de oradaki kabartmalar için özel bir taş var. Onu kilometrelerce öteden getiriyor. Korkunç o dönemde. Şey. Buradakilerini dağın kendi kayalarından yonturuyor. Ama hem bir heykeltıraşlık okulu gibi çalışmış. Öbür taraftan da döneminin Helenistik ve Helenistik dönemin özellikle teknolojik kaynaklarını, daha sonra bize Vitruvius'un verdiği kaldırma gereçlerini burada uygulayabilecek kadar da çağın bilimsel gereçlerine hakim biri. Ya da buradaki aslan horoskopu gibi baktığınız vakit göksel kozmogoniye de hakim bir üst seviyede kültürün insanı olaraktan karşımıza çıkıyor. Öbür tarafta 253 satırlık, yani Helenistik dönemin edebi açıdan en önemli metinlerinden birini, adeta bir vasiyetname ya da bir kurallar bütünü olaraktan, bir nomos olaraktan iki tarafta da yazılı olarak bırakmış. Saymaya kalksak adamın sıra dışı özelliklerini, gerçekten sayfalar dolusu karşımıza bir ilginç tarihi kişilik çıkıyor. Bir de ilginç bir tarafı var. Şu andaki bizim İstanbul gibi, hani doğunun batının bütün her şeyin bir kavşak noktası, her kültürün her şeyin izlerini görebiliyoruz. O dönemde Roma'nın ve diğer yakın coğrafyadaki imparatorlukların ve bütün o inançların hepsinin bir kesiştiği yer olmuş. Çok, çok enteresan çok bir şey. Ve çok akıllıca bir politik uygulamış. Yani şimdilik karşılaştırmalı tarihle bize internetin sağladığı olanaklarla pek çok kaynağı daha rahat inceleyebiliyoruz ve adamın o dönemin tarihi içinde ne kadar önemli işleri başardığını da görüyoruz. Bir kahraman. Çünkü iki defa Romalıları püskürtmüş.
Şimdi yani bendeki kayıtlarda mesela evet. Babası Pers, annesi Makedon olarak. Makedon. Doğrudur Makedon değil mi bu? Makedon kökenli Seleukos Hanedanı'nın kızı Lodekia. Ve anne anne diline çok hakim. Yani Makedon genlerinden gelen değerleri daha öne doğru çıkartmış. Hı hı. Ama babadan aldı. Daha doğrusu babanın tam şey değil. Gene babanın üst hanedan kökeni gene Makedonlara dayanıyor. Ama hep arada doğulu evlilikler var. Mesela kendisi de Antiochos I'de Kapadokya kralının kızıyla İsias'la evleniyor. Ve o tümülüs geleneğini de büyük bir ihtimalle orada görüyor. Çünkü Kapadokya kralları da tam Erciyes'in eteklerinde o dönemde anıtsal mezarlarını, öbür dünyadaki mekanlarını tümülüs tarzında yapıyorlar. Bizim Gordion'dan, Frikler'den, Bintepeler, Lidyalılardan Anadolu'da çok erken örneklerini gördüğümüz tümülüslerin en görkemli örneğini herhalde oralara gittiğinde de kafasına koymuş. Bir de çocukluğu Antiochos'un bunun hemen aşağısında bugünkü eski Kahta Kalesi'nin yer aldığı yerdeki yazlık başkentlerinde geçiyor. Hı hı. Orayı o kadar güzel anlatıyor ki bence antik dönemden kalan en güzel metinlerinden biri. Şimdi burada bir daha sefer onu sanırım şeydir. Kral olmadan önce bir Hindistan macerası da var galiba, evet, değil mi? Bir sürü şeydir. Yani oradan da çok etkileniyor. Bir Hindistan ziyade galiba benim bir Mısır'a gitme. Çünkü Mısır'daki pek çok şeyden etkilendiğini anlıyoruz. Şeyin sarayına, özellikle Antakya Sarayı'na gidip geldiğini düşünebiliriz annesinden dolayı. Ve kızını Partlara veriyor. Kızı Laodikia'yı Part kralı Orodes'le evlendiriyor. O ona çok büyük bir güç sağlıyor. Çünkü en büyük zenginliği de ona bu gücü veren en büyük zenginliği de Fırat geçişlerinden aldıkları vergiler. Çok yoğun bir ticaret var Doğu ile Batı arasında ve onu köprülerden bir tanesi Samsat'ta o geçişlerden bir tanesi. Diğeri de Zeugma'da bugünkü Belkıs o mozaiklerle ünlü olan kentte olduğunu biliyoruz. Evet. Ve orasını kendi yaşamı sırasında elinde tuttuğunu çok yakinen bildiğimiz bir kral. Ama en önemlisi çok başarılı bir denge politikacısı. Evet, tam onu diyecektim ben. Ve iki tarihte şahsiyet Doğu ile Batı değerlerini birleştirmeye ve yeni bir sentez yetmeye. Bir tanesini Antiochos olaraktan değerlendirebilir. Diğeri de Gazi Mustafa Kemal. İkisinde de aynı şey var. Biri biraz hakim kalmış. Antiochos'un projesi zaman içinde ne yazık ki yürümemiş. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı bugün bize o sentezi farklı boyutta, farklı sıkıntılar, inişler, çıkışlar da olsa 100. yılına doğru başarılı olduğunu gösteriyor. Burada evet bir akar görüntü de bu olağanüstü tepemizi yığma, bu insan eliyle yapılmış kırma taşlardan içindeki mezar odasını korumak ve burada bir anıtsal bir anıt kabir yani olduğunu belirlemek için yapılmış bir tepe. Onun doğusunda ve batısında demin gördüğümüz bakın burada kendisini bir tahta oturur vaziyette en uçta en ortada baş tanrı Zeus Oromastes ki hem Pers adını kullanmış hem Helen adını kullanmış. Hemen onun yanında Apollon Mitras var. Hem doğunun hem batının ışık tanrısı. Ve burada evet buradan görüyoruz. En uçta da kendisi var. Bakın oturur vaziyette. Başı şu ön tarafta yer almak üzere. En önde de bir tane Pers geleneğine göre ateş sunağı yaptırmış. Müthiş bir şey. Kademeli böyle bir üstü kesilmiş bir piramit gibi. Onun iki tarafında da bunun tam iki tarafında da bir tarafta anne soyuna ait kabartmalar var. Bir tarafta da baba soyuna. Anne soyu Büyük İskender'e kadar çıkıyor. Baba soyu da Darius'a kadar çıkıyor. Bunların bağlantılarını da göstermek için hepsinin rölyeflerini buraya yaptırıp koymuş. Ve buraya hem tahta çıkışını hem de bu anıtın ne kadar böyle önemli bir kesişmenin bir nişanesi olduğunu göstermek için de bir horoskop koymuş. Hem doğuya hem batıya. Daima her şeyi ikili yapmış. Biri kaybolursa biri kalsın diye. Ve bu ileri görüşlülük sayesinde biz
Nemrut Dağı'nın gizemlerini çok rahatlıkla bilim adamlarının bu kitabeleri ya da iki tarafta çift olarak yer alan, bir tarafta kaybolmuş ama öbür tarafta parçası var. Ya doğudaki parçalarla batıyı, batıdaki parçalarla da doğuyu tamamlayaraktan hem kitabelerde hem de kabartmalarda çok iyi anlayabiliyoruz. Böylece de kral soyu çok rahat çıkabiliyor. Ve düşünün, o dönemde bugün biz yaklaşık 40-50 yıldır buranın korunmasını ve yoğun kitle turizminden daha net etkilenmesini önlemek için belirli önlemleri alacağız. Onları bile bir yapmamız çok zor olanıyor. Yani o şeyleri, başları nakletmemiz, aslan kabartmasını, horoskobu koruma altına almamız bile çok büyük sıkıntılar göstermekte. Burası batı terası. Demin doğuyu gördük. Doğu terası daha evet. iyi kalmış durumda değil mi bu? Evet. Zamana göre çok daha iyi kalmış. Çıkış yeri burası. Bakın şu kısım normalde Antiyokos zamanındaki giriş kısmı kuzeyde. Tam burası. Hmm. Buradan giriyorsunuz. Burada gene büyük bir muazzam bir kartal heykeli var. Onun eşiğinden dönüp iki tane törenlerin yapıldığı alana gidebiliyorsunuz. Bu gene doğu terasımızdayız. Hemen şimdi onu da göstereceğiz size. Hemen o tahta oturan figürlerin arkasında da her tahtın arkasında birbirini takip eden şekilde beş büyük kaidenin üstünde de vasiyetnamesi şimdi, var. Fotoğraflara da geçelim isterseniz. Çünkü evet tabii. Çok güzel derlediğiniz fotoğraflarını. Burada bakın tümülüsü, evet. Doğu terasını, batı terasını ve kuzey terasını görüyorsunuz. Burada girişi. Girişin nasıl olduğunu da gösterdim. Evet. Ve tüm coğrafyayla baş başasınız. Baktığınız vakit bütün her taraf aşağıda Fırat Nehri gidiyor. Ta Mezopotamya'nın içlerine doğru giden de peyzajı, doğal peyzajı en iyi şekilde gördüğünüz bir noktaya yapmış. Evet. Bu Komagene bölgesinin anıtlarını gösteren bir haritamız. Harika. Hemen Nemrut Dağı'nın yeri üstte gözüküyor. Hı-hı, hı-hı. Ve bu ayrıntılı haritayı merak edenler bu kitabın içinde çok rahatlıkla tüm burada yer alan anıtların bilgileriyle birlikte rahatlıkla görebilirler, inceleyebilirler ve okuyabilirler. Evet. Bu da önemli bir olanak oldu. Bu ilk bilim heyeti çıktığında 1883'te gördüğü durum. İlk başta Kral Antiyokos birinin heykelinin olduğu gövde. Hemen onun yanında Tanrıça Komagene'nin başı yerinde duruyor. Daha sonra ne yazık ki defineciler sanırım Diyarbakır'daki bir yol çalışmaları süreci içerisinde evet, kazayla bulunuyor. Aynen şöyle 1881 yılında bölgede yol çalışmaları için bulunduğu ifade edilen Carl Sester adında bir yol mühendisi var. İlk kez bu anıtların varlığından haberdar oluyor ve çıkıyor, şaşırıyor. Bunları bir yere de bağlayamıyor. İzmir'deki Alman konsolosuna bir mektup yazıyor. Diyor ki Asur döneminden kalma devasa heykellerin olduğu bir zirve var diye. Almanlar da o dönemde... O döneme kadar Komagene Krallığı ile ilgili olarak herhangi bir şey belge, hiçbir kayıt yok. Hiçbir şey. Sadece şimdi yeni çıkan bazı şeyler var. Osmanlı döneminde, onu da sevgili Necdet Sakaoğlu'na borçluyuz, yeni bir kaynak buldu, yazılı kaynak bulundu. Buradaki bu ilginç eserler konusunda, hı hı, Osmanlı döneminde, hatta daha erkene giden bazı yazılı kaynakların olduğu daha yeni çıktı bu sene. Yani bu yılın içinde doğu kaynaklarının içinde de bazı erken bilgiler olduğunu biliyoruz. Ama şu fotoğraftaki yok, bilim heyeti gitti dediğinizde bilim heyeti yok, daha şey, hala Asur kalıntılar olarak bakıyor. Aynen. Ve şöyle, bu mektup Berlin'e ulaştığında ben onu özellikle o bizler için yazdığım rehberde bunda var, bütün sefahati anlattım. Evet. Nasıl bulundu? Nasıl tepkiler uyandı? Berlin'de nasıl tartışmalar çıktı? Ve en sonunda bir kısmı diyor ki burayı Moltke 1830'larda, 34'te çünkü o askeri danışman olaraktan, Osmanlı ordusunun bir parçası olaraktan o bölgede bulunuyor. Ve bölgenin ilk kartografya çalışmalarını,
haritalandırma çalışmalarını da çok titizlikle yapıyor. Kiepert'e destek olmak üzere. Kiepert haritaları batıda çok iyidir ama Anadolu'nun doğusunda o dönemde veri olmadığı için yenilemeye ihtiyacı var. Moltke bunları sağlar ve burasının nirengi noktası olarak kullanmış ama hiç bu kalıntılardan bahsetmemiş. Moltke o dönemde sağ ve evet burada ilk çıkan iki kişiyi görüyoruz. Bu yol mühendisi Carl Sester, Nemrut Dağı'ndan ilk haberdar olan, ilk gören ve bunu bir mektupla İzmir'deki Alman konsolosluğuna ileten, konsolos da bu bilgiyi Prusya Bilimler Akademisi'ne, Berlin'e iletiyor. Hı hı. Prosedür çok hızlı çalışıyor. Berlin'de hiç yabana atmıyor. Değerlendiriyorlar ama ikiye bölünüyorlar. Bunlar önemli değildir. Hayal görmüş diyenler de olmuş. Ya da çok abartmış. Burada böyle şeyler yok. Elimizdeki kayıtlar da yok diye. Onun için yanında çok önemli bir eski çağ uzmanı, kitabeleri çözebilecek Otto Puştein'i katıyorlar. Bunlar çok maceralı bir yolculukla bölgeye geliyorlar. Fakat onların bu ilk çıkışından sonra Müze-i Hümayun da haberdar oluyor bu gelişmelerden. İkinci sefer bulduklarından çok önemli olduğunu bir rapor ettiklerinde, bakın ilk çıktıkları zaman oradaki Kürt heykelinin başında Puştein. Ve Osman Hamdi Bey bu sefer o kadar daha yeni müdür olmuş, hı hı. Müze-i Hümayun'un başında. Bu sefer o Sayahi Nefise'nin başında çok şey borçlu olduğumuz Oskan Efendi var. Oskan Efendi'yi de alınıyor çünkü heykeltıraş. Hı hı. Kalıp almayı biliyor, diğerlerini biliyor. Osman Hamdi Bey de Alman ekibinden önce tepeye ulaşmak için, çok enteresan da bir film olur. İki grup yarışırcasına, onlar daha varmadan ilginç bir yolculuktaki onun güncesini de yayınladılar sonra, tepeye çıkıyor ve ilk kazısını yapıyor. Bu Müze-i Hümayun'un kuruluşundan itibaren, yani bir misyon olarak yaptıkları ilk Mayıs 1883'te, bakın Batı terasında kabartmaları, çakılları temizleyerekten çıkartıyorlar. Aslan horoskopunda bulmuş. Osman Hamdi de orada. Evet, bakın. Evet. Hatta bir resim daha olacak, var. Bir bakalım. Evet. Burada Oskan Efendi'yi görüyoruz. O da kalıp alıyor bakın oradakilerden. Ne yazık ki bu kalıplar bugün nerede? Arkeoloji Müzesi'nde olması lazım. Bir iki defa baktırttık. Sonuç alamadık. Almanların aldığı kalıplar Berlin'de var. Onlar, yani Alman ekibin daha sonra aldıkları. Burada o başların ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Hı hı hı. Ama bir ilginç şey, burun sağlam. Daha sonra o burnun kırıldığını göreceğiz Herakles heykelinde. Evet, doğru, evet. Haklısınız. Ve böyle çok ilginç bir şey de tam şeye kadar 83'e doğru iki taraf yarışıyor. Arkadan bunun yayını, hemen yayınını yapıyor Osman Hamdi Bey. Döndüğü gibi çok ilginçtir. Bunlar biraz kalsın. İstanbul'da bu Nemrut Dağı ile ilgili yayını Müze-i Hümayun'un da ilk yayınlarından biri olarak yapıyor. Biz de bunu tekrar tıpkı basımını yaptık. Peki 1880. O zamanki yayınlara baktığımızda yine Komangene Krallığı ile ilgili hiçbir şey yok. Şöyle, Mommsen'in sayesinde çok önemli bir bilgin, kitabenin çözümlenmesi ve o süreçte yapılan eski çağ bilimleri 83 ile 90 arasında çok hızlı bilimsel çalışmalar derinleştiriliyor. Ve Almanların yayınında, Osman Hamdi Bey'de de çok güzel çözümlemeler var. Ama 90'lı yayınlarında bölgede hem bu araştırma hem de Komagene Krallığı hakkında çok ciddi bir eski çağ bilgisine sahip oluyoruz. Ve yayınlanıyor ama ne yazık ki Türkçe'ye kazandırılmamış o dönemde. Sanırım Grek yazıtlarından krallığın varlığı. Şöyle, antik bir Helenistik dönemin en önemli kitabelerinden biri. Çok üst seviyede bir dil bilgisine sahip o dönemde Antiochos. Büyük bir ihtimalle onun kaleminden çıktığı anlaşılıyor. Hmm. Hem şeydeki o yazlık başkentindeki yazıtlar, diğer alandaki tüm yazıtlar ona ait. Zaten ondan önce yazıtlar yok böyle. Sonrasında da çok azalıyor. Sadece oğlunun, bizim sevgili Yörk'ün Karakuş Tepesi'nde bulunduğu ilginç bir olayı betimleyen kısa bir yazıtı ve diğer kutsal alanlardaki yazıtlar var, ama yazıtların burada Frederick Karl Dörner'i görüyoruz. Hı hı. Daha sonra ve
Hayatını Nemrut Dağı'na adayan sevgili Teresa Goyer 85 yılında vefat etti ve vasiyeti gereği hem Antiyokos'a aşık bir arkeolog hanım, Tarsus kazısındayken onun çok güzel de öyküsü var. 50'lerde geliyor burada, kazıları yapıyor. Çok önemli bilgileri ortaya çıkartıyor. Bir dönemde çok önemli bir eski çağ bilimcisi Frederick Gardörner'le o kazıları sürdürüyorlar. O arada yazlık başkentini buluyor Dörner. Arsemea Nymphaeus. Onu da ayrı anlatırız. Orası evet. Mitraizm'e de giden tünelleriyle, diğer şeyleriyle de kalıntılarıyla da çok ilginç bir yer. Ve öldüğünde de vasiyeti gereği küllerinin Nemrut Dağı'na serpilmesini istiyor. Hem o işlem sırasında da izleme imkanım oldu. Erkek kardeşi Kermit Goyer Adana'da yapılan bir toplantıya geldi Nemrut Dağı ile ilgili. Daha sonra Nemrut'a geçildi ve bu vasiyet yerine getirildi. Evet. Ondan sonra da zaten çıkartılmadı. Enteresan bir insanlar, bilim insanlarının da Nemrut Dağı ile ortak bir geçmişi var. Bu da önemli. Çok, evet. Çok. Devam edebiliriz. Şimdi bakın, Kitabelerin bize verdiği çok önemli bir şey var. Diyor ki, Antiyokos bir burada, burayı yaptıran. Hı-hı. Başında beş uçlu tiyarası var. Onun krallığının sembolü. Bir tören elbisesi var üstünde. Daha sonra onu farklı yerlerde de göreceğiz. Ben bu fotoğraflara baktığımda kıyafet, başlık vesaire şey tam sentezi görebiliyorum. Aynen. Aynen. Yani ve o doğu, bakın kıyafetler doğu. Yani bir taraftan Pers geleneğine göre ve o anda almış ama kendisi aile olaraktan tamamen bir batılı gelenekte yetişmiş. Evet. Anneden anne kültürünü, ana dilini Grekçe olarak zaten yazıtlarda görüyoruz. Hı hı. Tek tane Partlara ait kitabe yok Fırat'ın bu tarafında. Romalılarla çok iyi gelişmiş, Roma dostu olarak kendisini kaydetmiş. Onları iki defa ülkesinin dışına atabilme kahramanlığını da göstermiş. Samsat iki defa muhasara altına alınıyor. Onunla ilgili ilginç bir not okudum. Tabii, hı hı. Yani biraz da bu kentleri anlatırken kentin içindeki o bilinmezlikleri birazcık daha böyle hani farklı masalımsı anlatırlar. Romalılar geldiğinde burayı komple yer altından orduların çıktı. Yani, yani burada şu var. Komagene'nin okçuları çok ünlü. Bir de tüneller. Savaş taktikleri, tünelleri. Hem Romalı Vakainovisler bunları çok iyi kaydetmiş. Son gelen Marcus Antonius, Mark Antony diye filmlerde gördüğümüz Kleopatra ile birlikte olan çok küçük bir bedele kuşatmayı kaldıraraktan gidiyor. Tırıs tırıs çekilmek durumunda kalıyor. Ve bu kadar enteresan bir ne diyeyim gizemli bir yer. Hem gizemli bir yer. Samsat gibi bir merkezi Roma'ya teslim etmemiş de bir kral görüyoruz. Ve bence o dönemde çağının en ileri görüşlü. Çünkü yazdığı metinlerden bir tarih bilinci olduğunu anlıyoruz. Döneminin inanç sistemi içinde hem doğuyu çok iyi tanıdığını, batının da kriterlerini neler olduğunu şey edip bir adeta denge diplomasisi uygulamış. Evet. Ve başarısı da buradan geliyor. Burada da diyor ki burayı ben yaptırdım diyor. Gerçekten tanrılara layık bu heykelleri ben diktirdim. Zeus Oromastes'in ki öğreniyoruz. Çift kişilikli, dikkat edin. Sinkretizma diyoruz buna. Sinkretizm iki dinin de ortak bir kişide birleştirilmesi, sentezi. Apollon, Mitras, Helios, Hermes bir kişilik. Artageras, Herakles ve Ares. Herakles'i çok seviyor. Herakles biliyorsunuz 12 tane ödevi tamamlamış bir kahraman. Çocukların çocukluk o dönemde, antik dönemde özellikle arkaik çağlardan itibaren en önemli yarı tanrı kahramanlar. Büyük bir kahraman. İki defa Romalıları ülkesinden gerisi deriye püskürtmesinden dolayı kendisini kahraman, haklı olarak bir kahraman. Hatta sanırım diyorsun. Yarı tanrı olarak. Evet. Ve burada o el sıkış figürleri falan. O şu
Şimdi nasıl bir topluma geldiğimiz vakit ne yapıyoruz? Merhaba diyoruz. Orada da kendisini tanrılar tahtına hoş geldiniz diyor hepsi. Dikkat edin. Evet. O kabartmaları onun için yapmış. Bir tek Zeus tahtında oturuyor. O kalkmıyor yerinden. Karşısında Antiochus bir aramıza hoş geldin diyor. Yani kendisini tanrılaştırtıyor evet. orada. Evet. Helenistik dönem krallarında özellikle Anadolu'da ve yakın coğrafyalarda bir özellik. Teos oluyorlar. Yani tanrılaştırma, yarı tanrılaştırma ve onlara ona yönelik bir kült oluyor ama ne yazık ki geç uzun yıllar devam edemiyor. Ama bakın Büyük İskender'in mezarını hala daha bilmiyoruz. İskenderiye'de ya da belki de hala da o Vaha'da daha sonra kemikleri oraya 3 defa gömülmüş. 3 defa mezarı değişmiş bir İskender'le karşı karşıyayız. Şu anda anıt kabri yok elimizde. Evet. Tarihin bir sürü insanının bu halde hala daha ziyaret edilen, bütünlüğünü koruyan bir anıt kabrini bulamıyoruz. Roma tarihinin de diğer Anadolu tarihinin Hitit krallarından itibaren tutun bilemiyoruz. Ama Antiochus o kadar akıllıca davranmış ki yaptırttığı anıt mezar bugün hala daha tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Ve hala da insanlar gitmek için o kadar meşakkatı göze alıp dünyanın dört bir tarafından tepeye gelmek durumunda kalıyorlar. Kaç yıldır devam ediyor kazılar? Şimdi şöyle diyelim, 1883'ten itibaren belirli dönemlerde, ilk başta çok yoğun bir ilgi var, ondan sonra 50'lere kadar unutuluyor. Teresa Goel'le başlayan bir kazılar süreci var, 80'lere kadar sürüyor. Ondan sonra belirli projeler var, eserler, özellikle Dörner, tepedeki anıtların kitle turizminden aşırı şekilde etkilenip tahrip olmasından dolayı bir onları bir araya toplama, bir nevi konservasyon yapma projesi. O da yarım evet. kalıyor. Evet. Daha sonra bizim bakanlığımızın 2000'li yıllardan sonra girişimleri var. Şu anda kazıların olmadığı ama koruma projesinin devam ettiği bir nimetle karşı karşıyayız. Bölgedeki çok nitelikli anıtlar var. Yani, mesela izlediğim kadarıyla şu anda herhalde ilk yapımıyla ilgili tabandaki düzleştirmeden... Evet. Şimdi bakın bir kesit var. Onu göreceksiniz. Bundan sonrakine gidelim. Bakın şimdi bu taraf ateş altlarının da olduğu doğu terası. Bakın üst tarafta. Alt tarafta ana kayayı farklı görüyorsunuz. Orada bir tünelle aşağılara inişler var. Mezar odasına doğru. Çok akıllıca yapmış. Anlaşılan benim Sencer Hoca'dan dinlediğim ki son buradaki özel arazi radarlarıyla bütün şeylerini çıkarttılar. Mezar odası, onların boşlukları nerelerde olabileceği konusunda ve dünya belirli bir bilince gelene kadar mezarını ellemememiz daha doğru. Çünkü talihsiz bir olay neticesinde öngörüsünden önce ölüyor. Öldürülüyor daha doğrusu. Antiochus'u yeni öğrendik artık. Özellikle Roma kaynaklarını incelediğimiz vakit. Onu da isterseniz biraz anlatayım. Şöyle bu bütün bu büyük projeyi sürdürülürken talihsiz bir olay oluyor. Kızı Part kralı ile evli. Torunu yani tahta geçmesi düşünülen torunu ne yazık ki bir saray darbesiyle başka bir kadından olan Orodes'in ilk yani haremindeki bir kadından olan Frates isimli oğlu hem babayı hem Antiochus birin kızını yani Laodike'yi hem bütün ondan olan çocukları öldürüyor. O arada sanırım o olaylar sırasında Antiochus bir kızının şeyini duyaraktan müdahale edecek süreçte şey yakalanıyor, onu da öldürüyor. Ve o Mitridates şeyin oğlu, Antiochus'un oğlu hem anneyi hem kız kardeşini hem diğerlerini o kara kuş tümülüsünde gömmek durumunda kalıyor. Yani ciddi bir kırılma, ciddi bir facia diyelim. Evet. O yüzden de Nemrut Dağı'nın tamamla, yani onun öngördüğü programdan önce
kapandığı anlaşılıyor. Yani mesela Doğu Terası'nda portre tam bitmemiş. Üstüne de yani şeyin üstüne konmamış. Arka tarafta çıktı. Daha heykeltıraşlar çalışırken. En üstteki kaidesine konmamış. Konmamış. Göstereceğim evet. Şimdi var evet. Onun resmini. Devam edelim o zaman. Evet. Bu mesela Nemrut Dağı'ndaki başların ve özellikle blok blok muazzam 9 metreye yakışan bakın insan boyutuna göre düşündüğünüz vakit çok görkemli bir ancak eski Mısır'da gördüğümüz bir tarsa. 7-8 hatta 9 tonlara varan ağırlıkları var. Ve bunları coğrafya çok ilginç. Evet. O dönemki teknolojiye bakıyoruz. Yani akılların durduğu ve hafızaların bir yorum yapamadığı bir olay. Bir mimar olarak evet. Bir heykeltıraş mantığıyla düşünürseniz mimar olarak alanı biçimlendirmeniz lazım. Evet. Ve uyum içinde yapmanız lazım. İki teras uyum yapılacak. Bir mühendis olaraktan bunları kaldırıp koymanız lazım. Onların hepsinin sağlandığını. Burada da başların yanında hemen burada da göreceksiniz. Bakın şurada delikler var. Şurada delikler var. Şurada delikler var. Vitruvius'tan bildiğimiz çok ilginç basamak çarklı bir vinç var. Bunlar birkaç tane. Burada bunun kurulduğunu ve bu delikleri o bize kenetlerin kapandığını gösteriyor. Madeni kenetlerin kullanıldığı. Bu vinçin burada görev aldığını öngörebiliyoruz. Bu çok önemli bir şey. Bu Helenistik çağın bildiği bir teknik. Bu İskender'le birlikte ta şeye kadar Hindikuş dağlarına kadar gitmiş. Yani Helenistik dünya müthiş şeyler. Yani o dönemdeki teknolojik gelişme, mühendislik başarıları, İskenderiye'nin bir bilim merkezine dönüşmesi İskender'den sonra ve bütün özellikle Doğu Akdeniz'i müthiş etkilemiş her alanda ve bunun etkilerini buralara kadar görüyoruz. Heykel başındaki iki taraftan deliklerle kaldırılmasının direkt olarak bununla bağlantısı aynen. Bilim insanları tarafından evet. Artık tamamen net bir şekilde değerlendiriliyor. Zaten bunlar o dönemde bunların raporlarına baktığımız vakit çok rahat görüyoruz. Evet. Diğer yerlerde de yani sırf o yüzyılda diğer bazı böyle sıra dışı büyük mimarlık, mühendislik başarılarında bu tip kaldırma vinçlerinin kullanıldığını biliyoruz. Daha sonra Romalılar bunları o büyük su kemerlerini yaparken daha gelişmişlerini kullanıyorlar. Hatta bunlar Roma rejyonlarıyla imparatorluğun bir sürü yerindeki barış zamanında köprülerin yapılmasında, su yollarının yapılmasında ve büyük anıtsal kamu binalarının inşaatında kullanılıyor. Evet. Çok rahat görüyoruz. Helenistik dönemde başlayan bir gelişme İskender'le doğuya gelmiş. Arkasından geliştirilerekten diğer taraftan bütün Roma dünyasında da kullanılmış. Evet. Zaten Vitruvius bunu ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Evet, devam edelim. Bakın burada Nemrut Dağı'nın doğu terasını gene havadan baktığımız vakit önde bir basamaklı bir sunak kesimi var. Kabartmalar oradaymış ama ne yazık ki doğu terası demin bahsettiğiniz iklim şartlarından dolayı çok yıpranmış. Buradaki kum taşı kabartmalar ve özellikle Atalar Galerisi'ndekiler çok yıpranmış. Bunları topluyorlar bugün Adıyaman Müzesi'nin deposunda. He. Ama kırık parçalar halinde. Hala daha parçalar var. Gittiğiniz vakit aslanın mesela üç başlı bir aslan var. Onun gövdesini görüyoruz burada. Çok enteresan. Bütün bu alandaki yerde. Mesela buradaki horoskopun ancak parçaları ele geçmiş. Tam ortadaymış. Hatta onun bir canlandırma resmi var. Tanıtımda kullanmıştık onu. Evet devam edelim. Evet burada evet. Şimdi bakın bunu Amerika'daki sevgili Teresa'nın ekibinde yer alanmış sevgili bir değerli bir arkadaşımız hazırladı. Onun böyle bir şirketi de var. Şey ateş sunağı yanar evet, vaziyette. Evet. Hemen yanında göklerin hakimi Kartal, karaların hakimi Aslan var. Ve nasıl olduğunu bu konuda birkaç tane daha şey var. Bir tane evet bakın gene altardan bakıyoruz. Gayet bir simetrik. Bir iki tarafta Atalar Galerisi var. Önde de o selamlaşma Dexiosis dediğimiz sahneler ve o kum taşından yapılmış kabartmaların hemen arkasında da gene Aslan Şahin ve Tanrılar dizisiyle birlikte Antiochos 1'in heykeli yer alıyor. Bu çok güzel. Evet. Burada kullanılan heykellerin malzemesi
Kilometrelerce uzaktan getirildi. Şimdi kum taşı olanlar, yani kabartma olanların malzemesi çok uzak bir yerdeki yataklardan geliyor. Hı-hı. Ama gördüğünüz o büyük tahta oturan figürlerin taş malzemesi, kireç taşı bu arada. Çın çın öten ilginç bir karker cinsi var tepede, onu kullanmışlar. Heykel bölümü, arkadaki heykel bölümü dağın kendi malzemesi. Öndeki bütün o rengi hafif haki yeşiline dönen kabartmaların ve heykellerin tümü uzaktan getirilmiş. Yekpare tek bloktan değil, evet, üst üste konmuş blok taşlar oyularak. Çünkü başka türlü, evet, o kadar monumentalı çıkartacak yok. Düşünmüşler nasıl yapalım? Bunları o tonluk parçaları bir araya getirerekten, aynı Lego gibi. Çocuklara nasıl oyuncak, Lego oyuncaklar alıyoruz. Bitiştirerekten bir figür yapıyor, kale ama yapıyor. Yani ben heykellerdeki simetri, sistem ve şey kalite olağanüstü. Yani müthiş. İki tane ayrı göre sanatçı var. Bakın bu Antiochos 1'in şey bırakılan heykelinin bulunuşu. İlk çakılların altından. Arkada tam orada bakın tepeliğiyle çalışılmış, tam üstüne konacakken konamamış. Diğer dört tane figürünki konmuş, bu konmamış. Yani o ölümüne rastlayan olay erken olarak değerlendiriliyor. Erken ölüm. Evet. Zaten buna dikkati ilk Sencer Hoca çekmişti. Nemrut daha tamamlanmamış. Yani %80-85'i bitmiş ama tüm çevresiyle birlikte tam tamam değil de bitişe yakın ani bir olayla kapatılmış. Anlaşılan içeriye Mitridates annesiyle kardeşiyle birlikte babayı da getiriyor. Diğerlerini de, yeğenlerini de getiriyor. Şeyler karakuşa gömülmüş, babayı da buraya gömdüğü anlaşılıyor. Bakalım yani açıldığında bütün bu gizem nasıl, ne tip bir şeye uğradı, nasıl bir ölüm onu krallığından aldı ya da bu programdan koparttı. Çünkü her şeyini çok dengeli götürmüş. Ama evlat acısı, evlatın çağrısına herhalde bütün tedbirleri kaldırdı ve faka bastı. Yani tam resmen halk deyimiyle. Yeni bir fotoğrafa girmeden, evet, çok kısa bir aramız olacak. Sevgili dinleyiciler, bizden ayrılmayın, devam edeceğiz. Evet, Kent ve Yaşam devam ediyor. Nemrut Dağı'nı konuşuyoruz. Sayın Nezih Başkeli'nin anlatımı ve seçtiği fotoğraflarla sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Evet, kaldığımız yerden devam edelim, evet, Nezih Bey. Şimdi bir dediğimiz gibi sıra dışı kral, hem doğu ile batı arasında bir dengeyi bulabilmiş. Bir tarafta Part atalarına dayandırmış, Perslere kadar, hı hı, giden bir soyu var. Bir taraftan da Büyük İskender'e kadar kendini Makedon, doğudaki Makedon sarayının, Makedon hanedanında bir faaliyet. Burada bütün hepsini hazırlamış mesela. Burası kuzeydeki giriş. Bakın yukarıdan bir giriş var. Evet, evet. Orada büyük bir kartal heykelinin parça bulunuyor. Bundan sonra iki terasa giriliyormuş. Ve buraya girişte de Arsemea'dan buraya bir tören yolu var. O tören yolunu da gayet iyi yapmış. Belirli yerlerine steller dikerekten. Ve evvelden de benim ilk çıktığım 1977. Bir genç arkeoloji talebesi olarak buraya çıkmayı kafama koymuştum. Sonunda çıktık ve o zaman daha koşullar moşullar şimdiki gibi değil herhalde. Katırla çıktık. Katırla. Yani o fotoğrafları da var. Hatta onları da bir gün Arsemea Nymphaios'a kadar geldik. Eski kale, Kahta Kalesi'ne kadar geldik. Oradan sonra sizi katırcılar alıyordu. Tepeye kadar çıkıyordu. Ve ben gittiler, dönmeyeyim dedim. Ve iki gece yukarıda kaldım. Ve o tepenin koruyucusu vardı. Bana çiftliği bıraktı. Şimdi orada tam doğu terasının yanında böyle taşlardan örülmüş, üstüne kalaslar atılmış bir yerde geceledim. Gece yarısı bir gürültüler, şeyler, meğerse sabah gün doğuşunu görmeye gelen turistler. O sayede çepeçevre o dönemde iki günde Nemrut Dağı'nın Nemrut Dağı ile baş başa kalmış bir vaziyette. Gelenlerle konuşa konuşa, ki ilk prospektüs hiç unutmuyorum, hala daha saklıyorum. Elimizde hiçbir kaynak yok. Sadece yapılmış birkaç tane tez var. O tezlerde de çok fazla bir literatür yok. Bir Fransızca yayını onlardan almıştım. Ondan sonra kafama koydum. Dedim ki Nemrut Dağı ile ilgili bizim toplumumuza
her türlü yayını hazırlamamız evet. lazım. Sonunda da neler yaptık göstereceğim. Bu mesela batı tarafının havada. Ha bu arada bu hava fotoğrafları benim çektiğim fotoğraflar. Öyle mi? Tabii. Zaten ben 2000... tanıtımda dedim evet. yani. Necip'in kendi arşivinden. Bütün o fotoğrafların orijinalleri ben kendimizde. Bir de 2000 yılında şeyden bir Cessna'yı Adana'dan, Adana Havaalanı'ndan Cessna'yı aldık. Önce Gaziantep'e modifiye ettik. Kara kuvvetlerinden bir pilotu vardı. Kapıları söktük. Ve Nemrut Doğan'ın o güne kadar çekilmiş en iyi hava fotoğraflarını çekip 2000 yılındaki Expo Hanover'de özel bir albüm haline getirip herkese dağıttık. Tüm dünyadan gelenlere Nemrut Dağ o dönemde bir temaydı. Türk standının ve o standta dağıtılan ki bir büyük bankamız da bize sağ olsun destek vermişti bir sponsor olarak da hem bu çekimler hem de yayını hazırlamamıza ama çok sıkı bir başarı elde ettik. Evet. O beni başka yerlere de götürdü. O sırada çekilen fotoğraflardan bir kısmıdır. Bu evet. daha çok tahrip olan kaymalardan falan evet. olan bu bölge. Neden üstündeki o büyük çakıllar aşağı kayarak. Doğru inince bir de depremlerden bölge dikkat edin Pütürge Malatya gene çok iyi sallandı. Tabii. O sallantılar gene Nemrut Dağı'nı bu dönemde de etkiledi. Etkiliyor. Düşünün o dönemde Kuzey Anadolu Fanı'nın tam başlangıcına çok yakın bir noktada evet. coğrafi olaraktan buradakilerin yere düşürmüş sadece. İleride belki bir proje bunları tekrar yerine logo gibi konabilir gene ama orada dikkatli olmamız lazım. Evet. Şimdi bir müddet restorasyon dediğimiz vakit tüylerimiz diken diken oluyor. Hele bu dönemde. O aman açıdan, kalsın kardeşim. Aman sürmeyelim. Gerçekten ben de artık o hale geldim. Evet, evet, evet. Çünkü neyse ona ayrı girelim. Bu çok ilginç şeyin Osman Hamdi Bey'in çalışmasının hemen sonrasında çekilen Mayıs 1883'te çekilmiş bir fotoğraf bu. Bakın Osman Hamdi Bey'in açtığı yer gözüküyor orada. Bunu hı-hı, Almanlar hı-hı. çekmiş. Kaydelerin olduğu yer gözüküyor. Bütün bakın Antiochus Pius'in Helen atalarına ait parçalar ki bunlar şu anda toplanıp müze deposuna kaldırılmış vaziyette. Burada da L şeklinde yapmışlar. Burada da Pers atalarına ait kabartmalar. Allah'tan 3 tanesi duruyor. Devam edelim. Evet. Bu benim ilk çıktığımda çektiğim fotoğraf 1977'de sayısız fotoğraf çektim. Bu da hatta yine o dönemde, güney evet. bölgesi değil mi? Ve bu görüntüsü bugün yok. Bakın toparladılar biraz burayı. Şu anda böyle içine girilmiyor. O dönemde tiarasının ucu yoktu Antiochus 1'in diğer şeyleriyle. Evet devam edelim. Bu gene o özel uçakla çektiğimiz hava fotoğraflarında gayet iyi gözüküyor. İki şey doğu ve batı teraslarının gerçekten konumu ve zaten kuzey girişi bölgedeki evet. topografik yapının dışında aynen. farklı bir yapı olduğu biraz yayılmış açıkça. Buradaki şeyimiz ama ekrandan dolayı evet. biraz daha dik olması lazım. Evet devam edelim. Burada gene aynı batı terasındaki Aslan Kartal Zeus Antiochus 1'in başı Komagene'nin bereketli başı Apollon'un, Tanrı Apollon'un ve Herakles'in ve diğer kartal başlarını bir arada görüyorsunuz. Bunlar yalnız Bergama'nın, Bergama Heykel Atölyesi'nin çizgisini takip eden çok iyi bir atölyenin eseri. Müthiş. Yani portrelerin biçimlenmesi, o patetik dediğimiz duyguları ifade eden şimdi yüz tarzları. İlginçtir. Hani Asur ve o dönemdeki heykel ve yapıtlara baktığımızda, bir de Helenistik yapıtlarına baktığımızda hakikaten çok enteresan müthiş. Bir şey var. Sanırım bu ve çok önemli. Bu şimdi. Çok önemli. İki şeyde de üstünde 19 yıldızın ve 3 gezegenin yer aldığı müthiş bir horoskop. Bakın Ay Komagene ülkesini temsil ediyor ve bu bize bir tarih veriyor. 7 Temmuz 62 bir horoskop, bir konstelasyon. Gökteki bir konstelasyon. Onun da şeyi var bakın bundan sonraki resimde. Bakın zodyakta Mars, Merkür, Jüpiter üstte 19 tane yıldız ve bakın Ay ve onun tam ucunda şeyin Antiochus'un kendiyle özdeşleştiği Regulus yıldızı var. Bir nevi Ay yıldız yapmış orada. Şimdi da. Buradaki Güneş'in konumu simgeyi Aslan heykelinde birebir görebiliyor. Aynen Aslan burcunun bakın orada o kadar iyi biliyorlar ki o kadar hassas günlük şeyi gerçekten bilebiliyor. Çok hakikaten çok ve ilginç. Onu
bir çok ciddi araştırmalar yapıldı bu konuda. Evet. Şimdi Nemrut'ta bir tarafta bir arkeolojik bir sıra dışı olan değer. Evet. Ama öbür taraftan burada kozmogonik açıdan, inanç sistemleri açısından da ezber bozuyor. Şimdi Komagene bölgesinde öyle bir mekanlar var ki Mitraizm'in belki doğudan gelen Mitraizm'le batıda oluşan yeni bir Roma lejyonlarını bile etkileyen Mitraizm arasında çok ilginç mekanlar söz konusu. Şimdi bunları hem şeyde görüyoruz, aşağıdaki yazlık başkentte görüyoruz. Burada da etkilerini karşımıza çıkıyor. Evet. Şimdi bu bir büyük bir bulmaca. Bir taraftan bu bir bulmaca, kozmogonik bir göksel gerçekten, bir bulmaca ile karşı karşıyayız. Bu kadar hassas ölçümleri nasıl yapabildiler? Onları nasıl gözlemlediler? Ve bunu bize bir kuruluş mesaj da göndermişler. Aynen, aynen. Yani isimlerini de yazmışlar. Mars'ın, Merkür'ün ve Jüpiter'in bütün isimleriyle birlikte ve diğer konstelasyonu oluşturan yıldızların konumuyla birlikte. Şimdi bu ayrı bir şey. Evet. Bunu açtık mı bir 3 saat konuşmak lazım. Ama gerçekten. Çok ilginç, gerçekten. Bir, bunun ayrı uzmanları da var ve bu bölge inanç sistemleri açısından da Helenistik dönem çok renkli bir kültür. bir tarafta bilimin ışığında çok büyük bir sıçramalar var. Onu görüyoruz. Yani her şeyin yeni baştan alındığı, hem felsefe açısından çok ciddi atılımlar var. Bir tarafta İskenderiye Feneri yapılıyor. Bir tarafta gök haritası çıkartılıyor. Öbür tarafta tıpta gelişmeler var. Ama insanoğlunun dünyaya bakışında da stoacılık, özellikle Tarsus merkezli inançlar, bu arada Mitraizm, Roma rejyonlarını da etkileyip Batı'da bütün belki Hristiyanlık olmasa şu anda Batı dünyasının dini haline gelebilecek bir anlayışında kökenleri burada. Ha, bu benim mesela çok erken bir dönemde bu eserlerin tahribine yönelik. Çünkü çok ciddi tahribat vardı. Bakın, evet, burnu kırılmış vaziyette. Bu, peki diğer bu burundaki kırılma doğal bir olay? Değil, kasti. Kasti. Daha sonra bayağı balyozla kırılmış. Şey, defineciler tarafından uçurulmuş. Bakın, sağlam vaziyette Komagene'nin heykeli. İçinde bir şey mi taşıyor? Çünkü içleri boş bunların. Logoyu yaparken, parça girerken acaba içinde bir şey mi sakladılar diye parçalanıp kafa arkaya uçmuş. Şey çok yerde duruyordu o yıllarda. Bunların kaldırılması için defalarca toplantılarda, yani yazışmalarda, sonuçta neyse 2000'li yıllara doğru çok ciddi adımlar atıldı. Onlara giderken, bu mesela 96-97'de yazdığım yazılardan biri. Arkeoloji Sanat Dergisi'nde de çok vurguladık o dönemde. Nemrut Dağı'nın korunması üzerimizdeki en önemli borçtur. Bu, bakın, o üç başlı aslanın parça parça olmuş hali, kabartmaların ve dökülüyordu hepsi. Şimdi neyse, koruma altında. Oradaki el sıkışma figürü. Evet. Evet. Mesela şu uç kafa gitmişti. Neyse, onun tekrar yerine konmasını sağladık. Yani çok ciddi Komagene'nin korunması, Komagene anıtlarının geleceğe kalması açısından ciddi, evet, şeylerimiz oldu. Ama hala daha sıkıntılarımız var bölgede. Ha, bunlar mesela yaptığımız, bu Aygaz'a yaptığımız çok büyük bir kitap. Nemrut konusunda. Bu bir el kitabı, Komagene Nemrut konusunda. Çocuklara yönelik İngilizce Türkçe boyama kitapları yaptık. O İngilizce Türkçe havadan bütün çekimleri tüm dünyayla paylaştık. Ve bu hemen hemen Hannover Fuarı'nda tüm dünyadan gelen 150'nin üstünde ülkenin stand hepsinde paylaşıldı. Yani aklınıza gelebilecek her tarafta Nemrut Dağı ile ilgili olarak, özellikle İngilizcesi, o dönemde tümüyle basıldı, dağıtıldı, buradan gitti Expo kuryelerin içinde. Sanırım Türkiye'nin buraya olan ilgisini destekleyecek ve bir çekim noktası olaraktan Batı nezdindeki bilinirliğini kuvvetlendiren bir proje oldu. Daha sonra da yine devam ettik. Bu son çıkarttığımız iki kitap. Amacımız bilgiyle bunları korumak. Bu bilgiyle bu ilgiyi bilince dönüştürmek ve Nemrut Dağı gibi bir sıra dışı değerimizi, Komagene gibi bir bölge kültürünü
toplum nezdinde de bilinir kırılmak açısından çok şeyi yaptık. Ama şimdi, en önemlisi bu tip programlar. Evet. Arkeolojik açıdan bakıldığında, dünya arkeolojisi artık Türkiye'nin üzerinde, bakıldığında yeri nerede? Bir onu soracağım. Bir de biliyorsunuz Milli Park ilan ederek UNESCO'nun koruma altına alındı. Biraz önceki fotoğraflarda da izah ettiğiniz gibi ciddi bir tahribat. Yani var. Bu insan eliyle yapılan binlerce yıllık günümüze kadar gelmiş olan bu eserlerin bu süreç içerisinde şu anda nasıl korunuyor? Şu anda değil. Şu anda durumumuz. Bakın. Peki ben bir soru soracağım size. Sizin mesleği ilgilendirdiği için. Gündüz ve gecenin çok farklı ısı var. Farklılıkları olduğu, heykel yüzündeki ince kılcal çatlakların zaman içerisinde parçalanarak döküldüğünü yorumluyorum. Doğru. Heykellerle ilgili herhangi bir bunu geciktirecek veya durduracak bir çalışma yapılıyor mu? Şimdi onun ODTÜ Başkanlığı'nda bir projede bunlar irdelendi. Ne yazık ki o ekipte yer almadım. Halbuki elimizde daha önce Tekin Aybaş'ın müsteşarlığı sırasında Nemrut nasıl korunur diye Vaker Kemiği'nin yurt dışındaki uzmanlarıyla çok çalıştık. Gittik geldik Nemrut'a. O sırada benim hem özellikle bu koruma kimyasalları ve onların uygulamaları konusunda çok ciddi araştırmalarım ve onlarla ilgili uygulamaları, çünkü onların elindeydi. Bu dünyanın bu konudaki kimya devi. Hı hı. Ve onlarla hem burada hem yurt dışında çok ciddi çalışmalarımız oldu. Ama ne yazık ki o ekibin içinde yer almayınca bunları onlarla paylaşma imkanımız olmadı. Hala daha sorun, dediğiniz o sorun devam çok ediyor. Büyük bir sıkıntı halinde devam ediyor. Oradaki eserleri orada korunamaz haldeyiz. Günlük ısı farkları, yazla kışın farkları inanılmaz. Yani düşünün, kar, buz, kıyamette kesinlikle donan şey genleşme yapıyor. Bizim oraya bambaşka bir koruma önlemi, yani Nemrut'a has böyle bir zirvedeki eserler yerinde korunabilir mi? Yerinde nasıl korunur? Hangi kimyasallarla ne yapmak lazım? Bu çok artık koruma kimyasalları ve koruma prosedürleri açısından önemli bir problem halinde. Diğeri, yerine bir şey konacaksa orada bunlar aynı aslan horoskopunda olduğu gibi kum taşı nasıl kurulur? Kalker nasıl kurulur? Aşağıya nakledilirse yerine nasıl bir şey konur? Bu biz önemli. Buna ne yazık ki bunları belki bu programın bir nişanesi olaraktan bunları tartışmamız lazım. Bu tartışmaları daha büyük boyutta dünyadaki bu uygulamaları yapanları da kataraktan. Artık internette dikkat edin, Zoom'larda her türlü unsuru şey edebiliyorsunuz. Her alandaki teknolojik gelişme, koruma 2000'lerde alanındaki bunu gelişmeyi de zorluyor, bir yere taşıyor mutlaka. Ama çok doğru bir şey Nemrut Dağı'nın korunması. Mutlaka bir de ne var? Bu korunmayı kime bırakmış? Antiochos inanılmaz ileri görüşlü. Devletin başındaki kişiye şu anda Cumhurbaşkanlığı makamını buradaki yerin korunması ile ilgili vasiyet etmiş. Çok ilginç. Açık net bahsediyor. Böyle de bir, ben bunu yazdım da. Hayır, yani pek çek. Antiochos Sayın Cumhurbaşkanı'nın geleceğini bilseydi herhalde yazmazdı. Şimdi şöyle, onu öyle düşünmeyelim. Bakın, daha önce bu şeyde de gündeme getirdim. Belirli periyotlarda da Türkiye'nin devlet olaraktan kendisine bırakılmış bir vasiyetle söz konusu. Şimdi vakıfları bir nevi Nomos'un 234 satırının bir bölümünde de bunu yazmış. Enteresan. O açıdan burada bir devlet başkanı var. Evet. Düşünün, Fransa 2. Ramses mumyası özel bir tetkik için Fransa'ya geldiğinde ne yaptı? Devlet başkanlarına uygulanan protokolü uyguladı. Evet. Özel uçakla geldi, Paris'e indi. O özel tomografi çekilirken işlemler yapıldı. Dönerken de devlet başkanı olaraktan 2. Ramses uğurlandı. Şimdi, ve biz bir devlet başkanı gerçekten, çünkü devletin başı o dönemde. Evet. Ve kendisine bu vasiyeti yaptığı için birazcık biz Nemrut Dağı'nı farklı düşünmemiz lazım. Kesinlikle. Ben aynı zamanda Nemrut Dağı'nın ötesinde
arkeolojik olarak Türkiye'nin, Anadolu'nun dünyanın en zengin bölgesi olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla ve bizden önceki uygarlıkların bize emanet edildiği öyle, bu topraklarda bizim görevimiz de bizden sonrakilere onları korunmuş şekilde aktarmak. Bu bizim görevimiz. İnsanlık görevimiz. Çok büyük bir görev. Dolayısıyla ben hani sizinle yaptığım bu programları gerçekten çok önemsiyorum. İnanıyorum bizi izleyen binlerce izleyici etkileniyor. Hemen gözüm bir taraftan saatte. Diyeceğim ki size. Şimdi ya ben bir Adıyaman'a, bu Nemrut Dağı'na bir gideyim diyecek. Evet. Birine nasıl gidecek, ne yapacak, ne izlemesi lazım? Yani bir arkeolog olarak, bu konunun uzmanı bir bilim insanı olarak, hani gidip böyle seyretmenin ötesinde ne ipuçları verirsiniz? Şimdi şöyle diyeyim. Adıyaman bir kör nokta gibi kaldı bu Atatürk Barajı'nın yapımından sonra. O açıdan bir nevi de kendine has bir rotası oluştu. Hı hı. Yani sonunda orası çıkmaz. Sadece bir baraj üstünde Diyarbakır'la bağlantısı var. O da nehir baraj gölü üstünden yapılıyor ama Adıyaman'a havaalanı açık olduğu zaman uçakla gidiyorsunuz. Hı hı. Yoksa en yakın ya Gaziantep'i ya Urfa'yı kullanmanız lazım. Ondan sonrası kolay zaten. Gittiğiniz vakit Kahta merkez olmak üzere sizi tarihin en ilginç coğrafyalarından biri bekliyor Helenistik dönemde. Bütün merkezleri Gerger'deki kalesiyle birlikte. Orası da nereleri gelsinler? Mesela mutlaka gün doğuşunu izlesinler. Aynen, mi? Aynen. Şöyle zaten orada programı yapıyorlar. Giden hı-hı, kuruluşlar da ona hakim. Bir tane çıktığınız vakit tepede ya gün doğuşunu ya da gün batışını izlemeniz. Ben gün batışını daha çok tercih eden bir yapıdayım. Çünkü sabahleyin o soğukluğu yaşamak istiyorsanız. Ben yönetmen arkadaşımdan eğer bulabilirse gün doğuşu veya gün batışına ait vardır bir fotoğraf. Sonda ben vardı, onu son dakikada çıkarttım. Evet. Ondan sonra bölgede Arsemeia Nymphaios ve eski Kahta Kalesi olağanüstü. Oradaki tünel, oradaki kabartması, oradaki bulunan eserler ve kaya mekanları müthiş. Direkli Kale bambaşka bir kutsal alan, daha sonraki dönemlere ait. Aynı şekilde Karaköprü Tümrüsü, Cendere Köprüsü, Septimus Severus zamanına ait harika bir eser. Ve bölgenin diğer merkezleri ki Gerger Kalesi. Kaç gün lazım? Valla 3 gün bölgede sizi doya doya. Yani bir hafta sonunu, cuma cumartesi pazarı, evet, Komagene'ye ayırabilirsiniz. Ve şu anda ekranlarda nefis bir gün batımı herhalde. Ve de Adıyaman gibi gittiğiniz coğrafyadaki insanlar sizi iyi karşılayacaklardır. Evet. Şöyle diyeyim, 77'den beri ben çok güzel bir misafirperverlikle, çünkü düzdamlarla yattım. İlk çıktığımızda o köylerin çoğu düzdamlıydı, evet, gittiğimiz zaten. Katırlar sırtında gittim geldim. En ufak bir çekincem, en ufak bir sıkıntım olmadı. Düşünebiliyor musunuz? O bölgedesiniz ve yaklaşık 77'den bugüne kadar da daima güler yüzle karşılandık. Hala da öyle. Ama son yıllardaki turizmdeki sıkıntılar bölgeyi de Nemrut Dağı'nda çok etkiledi. Yukarıdaki milli park tesisleri her türlü donanımı haizken ne yazık ki azalan dış turizm, özellikle batı kıta Avrupası ile Atlantik ötesinden gelenlerin yok denecek hale inmesi Nemrut Dağı'nı da böyle bir suskunluğa tekrar soktu. Yerli turist çok ilgili ya da onlarla etkilenen Antalya'dan belirli gruplar da gidip geliyor ama 80'li 90'lı yıllarda adeta bir şey, haç merkezi gibi ziyaret edilen Nemrut o eski günlerini tekrar arıyor ve herhalde şartlar düzeldiğinde Göbekli Tepe gibi Nemrut Dağı'da en önemli çekim alanı olacak. Zaten ikisinin de karakteri aynı. Önce Nemrut'a gitmek, evet, daha sonra Göbekli Tepe ve yeni Göbekli Tepe'ler. Şimdi sanırım bu ay içinde açıklanacak çok sayıları var, değil mi? 11'e var. Olağanüstü. Bu sefer farklı kabartmalar, farklı ikonografik betimler, bizim çok daha sonralarından görmeye aşina olduğumuz şeyler şimdi Haran Ovası'na çevreleyen tek tek dağları ve diğer zirvelerde çıkıyor. Evet. Sanırım şeyin sonunda, Eylül sonunda ve Ekim sonunda belki tekrar bir araya geliriz. Bu yeni bulguların anlamını, önemini ve şeyini konuşuruz onu da. Ziyaret içinde herhalde şu bulunduğumuz aylar en güzel aylar. Evet, öyle çok güzel. Şöyle diyeyim,
Nemrut'ta zirve olduğu için baharda hem kar var hem güneş var. Yani özellikle Mayıs-Haziran'da. Tamam. Temmuz çok güzel bir zaman. Çıktığınız vakit Eylül'den itibaren tekrar o soğuk kuşağa giriyor. Donanımlı giderseniz hiçbir sorun da olmuyor. Evet. Şimdi programımızın sonuna doğru geldik. Geldik aslında sonuna. Evet. Fakat şunu özellikle bir iki cümleyle sizden isteyelim. İzleyicilerimiz hala mezar, Antiyakos'un mezarı bulunamadı. Yok. Ve yüzlerce tünel, bazıları şu anda kapalı, içeri girmek yasak. Ve o tüneller şu anda hala gizemini koruyor. Bir iki cümleyle bunu söyleyelim. Şöyle diyelim. O kadar güzel, ilginç bir mezar mimarisi yapmış ki mezar odasını gidecek tünelleri farklı tünellerle çakıllara bağlamış. Aynı Mısır bazı mezarlarda olduğu gibi boşaltmaya kalksanız o bütün üstündeki malzemenin aşağı inerekten tekrar koruma altına alıyor. Ve biz belirli bilince ulaşana kadar Antiyokos birinin sakin olmasında yarar var. Çünkü bakın bu tip yerler bir devlet başkanının mezarından söz evet. ediyoruz. Bir de bütün antik mezarlar bir sevgi. Yani oradaki yaşayan insanların yüreğinden kopmuş değerler, kiminin annesi, kiminin babası, kiminin sevgilisi, kiminin çocuğu, bütün o şeyle bakın, içine koyduğu eşyalar da o sevginin nişaneleri. Yani illa şeyler yok, ya gözü yazı şişeleri var, ya belirli aletler. Yani o anılarla gömülmüş insanlar, o anılara saygılı olmamız lazım. Nezih Bey çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sevgili dinleyiciler, gerçekten hani konuşulacak, anlatılacak o kadar çok şeyler var ki. Hani kendimize dönüp baktığımızda, yaşadığımız coğrafya, bu coğrafyanın zenginliği, bütün bunları değerlendirdiğimizde şanslıyız. Umarım, dilerim biz başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere gelecek nesillere bunları aktarırız. Hatta bunu izlemek isterlerse izleyicilerimize de belirtelim. Biliyorsun Facebook'ta güzel bir platformumuz var. Evet. Kültürel ve Doğal Mirası İzleme Platformu. Oraya üye olup bu hassasiyeti gösterebilirler. Orada çünkü bütün bu bilgileri, kapalı bir grup ama sayısı 15.700'e geldi. Orada da insanı bu konulara ilgili her türlü konuyu bulabilirler. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Çok çok sağ olun izleyicilerimiz adına. Sevgili izleyiciler, geçtiğimiz haftalarda Bodrum ve bütün Ege yangınlara teslim olmuştu. İşte bu Bodrum'daki yangınları işleyen, bununla ilgili küçük bir gösteri hazırlamış çocuklarımızın hazırladığı bir görsel var. Kent yaşamı bu görselle kapatmak istiyorum. Başka bir kent yaşamda güzellikleri tekrar sizlerle paylaşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Özel bir etkinlikte geceye Bodrum'daki orman yangınının anlatıldığı dans gösterisi damga vurdu. Ana fikri yönetmen Aydın Vardın'a ait olan gösterinin koreografisini ise Derya Ünver yaptı.